Çorum hazır mıyız? Bayrakları da görelim. Kararlı lider, korkusuz lider Meral Akşener geliyor. Bunalmış, bıkmış, usanmış milletimize nefes aldırmaya geliyor. Türkiye'de yeni düzen kuracağız deyip kendi düzenlerini kuranlara meydan okuyan cesur lider geliyor. Kendini her şeyin üstünde tutanlara dur orada, haddini bil. Senden büyük millet var, senden büyük Allah var diyen lider geliyor. 81 ilde 81 milyon için ya hepimiz ya hepimiz diyen milletin adayı Meral Akşener geliyor. Anamız gibi bizi düşünen, evladımız gibi bizi bağrına basan, bizimle ağlayıp bizimle gülen, evimizden içimizden biri olan Meral Akşener geliyor. Hazır mısın Çorum? Hazır mısın Çorum? Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Çorum sizi bağrına basıyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çorum nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah. Öncelikle bu meydanı dolduran hanımefendilere, gençlere, beyefendilere, bu meydana sığmayıp şuradaki parkta bulunan kardeşlerime, burada bariyerlerin dışında bulunan kardeşlerime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. İyi Parti kuruldu. Öncelikle Sayın Erdoğan'a iyi geldi. Biliyorsunuz 10 Kasım'da 29 Ekim'de 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta bunlar küllüm hastalanırlardı. Hastanelik olurlardı. Sonra bir baktık İyi Parti kuruldu ve Milletin Partisi kuruldu. Arkadaşların tamamı turp gibi oldu. Önce onlara iyi geldik. Şimdi Türkiye'ye iyi geliyoruz. Şu anda Türkiye'ye iyi geliyoruz. Niye mi? Niye mi? Bakın, henüz 7 aylık bir partiyiz. 70. ilimdeyim. 6 ayda 70 il gezdim. Çorum'a 3. gelişim. Polis arkadaşlarımız hatırlayacaktır. 6 aydır 3600 ek göstergeyi söylüyorum. Hemşireler için, öğretmenler için Sayın Erdoğan seçim beyannamesinde söyledi. Demek ki siyasi rekabet iyi bir şeymiş. Demek ki tek kale oyun doğru bir şey değilmiş. İyi ki kadınları dinlemişim. İyi ki sizin sözünüzü dinlemişim. İyi ki gençleri dinlemişim. İyi ki milletimi dinlemişim. Hem partiyi kurmuşuz hem de Cumhurbaşkanı adayı oldum. Allah bin kere razı olsun. Size güvendim. Sizin imzanızla. Şimdi herkes kendine milletin adamı diyor da 100.000 imzayı 4 saatte verdiniz ya. Allah bin kere razı olsun. Milletin anasını, milletin tek kadın adayını aday gösteren sizsiniz. Ben milletime güvendim. Milletim beni yalnız bırakmadı. O zaman dediler ki ya grup kurdunuz, hadi enerjini seçime harca, boş yere
uğraşma imzayla. Ben de dedim ki milletim beni imzayla aday göstermiyorsa aday olma lüzum yok. Ve iyi ki de size dayanmışım. İyi ki de milletime inanmışım ve Allah sizden razı olsun. Beni ne dostlarımın ne düşmanlarımın ne de rakiplerimin karşısında mahcup etmediniz. Allah razı olsun. Bugün burada oruç ağızla buradasınız. Hakkınızı helal edin. Beni dinlemek için geldiniz. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Şimdi Çorum'daydı ilk. İlk tülbent hediyesi Çorum'daydı. Şimdi hatırlayın. Tülbent nedir? Yemeni nedir? Çağır nedir? Çeyiz sandıklarından annelerin kızlarına, kayınvalidelerin gelinlerine yaptığı çeyiz sandıklarında duran Anadolu'nun en eski sembolü. Kavgaları bitiren, kardeşliği ortaya çıkaran, ayrışmaları ortadan kaldıran bir birleştirici semboldür. Anadolu'nun her yerinde, Güneydoğusundan Orta Anadolu'suna kadar her yerinde adamlar kavga ettiği zaman eğer onların arasındaki problem çözülemezse hatırlayın o evin, o ailenin, o köyün en yaşlı kadını ya da en genç gelini çıkarır kafasından tülbentini, atar yere, barış sağlanır. Kardeşlik sağlanır. İşte kadınlar bana tülbentlerini hediye ederek diyorlar ki bu ülkedeki bütün ayrışmaları ortadan kaldır. Bu ülkeyi birleştir. Bu ülkeyi zengin fakir ayrımından, mezhep ayrımından, kardeşliği ortadan kaldıran her türlü ayrıştırıcı dilden kurtar diyorlar. Ben de bu tülbentleri alıyorum. Öpüyorum, başımın üstüne koyuyorum. Çünkü biz Türkiye'deki her sorunu, her problemi işte bu sembol üzerinden çözmeye talibiz. Ve bunlarla ilgili olarak inşallah Cumhurbaşkanı seçildiğimde Çankaya'da bir müze açacağım. O müzede Anadolu'nun her yerinden bana verilen bu tülbentleri sergileyeceğim. Dünya görecek, dünya görecek. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Çorum'dayız. Sanayi şehri Çorum. Genç işsizliğinin olmaması gereken şehrimiz Çorum. Ama en çok gencin işsiz olduğu şehrimiz Çorum. Sanayi yatırımlarının durduğu Çorum. KOBİ'lerin kaçtığı Çorum. Sanayicinin gelmediği Çorum. Ve gençlerin özellikle 4 yıllık üniversite mezunlarının işsiz olduğu Çorum. Analarının babalarının karşısında ezilen gençlerin olduğu Çorum. Kredi kartlarının, tüketici kredilerinin, çiftçilerin kredilerinin ağır bir yük gibi ezdiği Çorum. Ekonomiyi işte ne hale getirdiler gördünüz. Sayın Erdoğan ekonominin içine tükürdü. Bir adamın gönlünü etmek üzere, bir adamın gönlünü etmek üzere bir Türkiye feda ediliyor. Ekonomi feda ediliyor. Türkiye feda ediliyor. Ve öyle bir gerginlik var ki ülkemizde. Huzur kalmadı. Akşam evine huzurla dönen erkekler yok artık. Akşam kocasını huzurla evinde bekleyen kadınlar azaldı artık. Ve iş bulamadığı için gündüz uyuyup akşam oturan gençler çoğaldı artık. Dolar 4.71. Bir ekonomi bakanı çıktı adam şaka gibi. Diyor ki dolarla bizim ne işimiz var? E ne işimiz olacak? Makine parçasından motorine,
mazota, benzine, iğneden ipliğe ne vardıysa doların üstünden gelen bir sistemle oluyor. Sen üretimi Türkiye'de yok ettin. O kadar fabrika sattın, en son Çorum şeker fabrikasını sattın. Yok yok, bak yuhlamayın, yuhlamayın. Ben zaten yeteri kadar sinirleri bozuyorum. 24'ünde halledeceğiz inşallah. Yalnız şunu söyleyeyim. Pancar stratejik bir üründür. Hem şeker hem de hayvancılığın ana faktörüdür. Pancar kotası geldi, Anadolu'da hayvancılık bitti. Şeker fabrikalarını sattılar. Şimdi buradan huzurunuzda sesleniyorum. O şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum. Kupon arazi olarak aldınız ama Cumhurbaşkanı seçildiğim gün iptal edeceğim, iptal edeceğim. Sakın elinizi uzatmayın. Eğer siz sanayileşmezseniz, sanayinizi Endüstri 4.0'a doğru götürmezseniz, istihdamınızı arttırmazsanız, üretim odaklı bir ekonomik model ortaya koymazsanız, dolar gelir 4.71 olur, faiz arttırırsın, ona da cevap vermez, çiftçin yok olur, çiftçin tarlasına küser ve borç altında milletin ezilir. Şimdi bugün Erzurum'daydı muhterem Sayın Erdoğan. Ben böyle gençlere arada soruyorum. Oğlum bir dakika ben konuşayım sana söz vereceğim. Dur daha yeni ısınıyoruz. Şimdi diyor ki ben ikide bir soruyormuşum ki soruyorum. Gençlere oğlum kızım cebinde kaç lira var? En yüksek 20 lira çıktı bugüne kadar. 5 lira, 2 lira, 3 lira şeklinde. Onun üzerinden bir şeyler söylüyorum. Şimdi bugün diyor ki biri çıkmış insanlara cebinde evladım kaç lira var diye soruyor. Seni diyor ne ilgilendirir milletin cebindeki para? Sen kendi cebindeki paraya bak. Ayıp be ayıp. Siyasetçinin görevi milletinin cebinde ne var ne yok bilmektir. Kendi cebini doldurmak değil. Kıptinin verdiği sirkatin söyler diye bir atasözü vardır. Adam beni eleştirecek diye millete bakışını söylüyor. Millete bakışını söylüyor. Bir siyasetçinin görevi milletinin evlatlarının cebinde ne var öğrenmektir. Ama bir kere daha söylüyorum. Benim evladımın cebinde burada benimle göz göze olan çocuğumun cebinde 5 lira çıkıyorsa, bakan çocukları ise gemiciklerle, trilyoncuklarla oynuyorsa batsın bu dünya. Ve bakan çocukları karşısında vatan çocuklarının yanında yer aldım. Yer almaya devam edeceğim. Şimdi üreten bir ekonomi, üreten bir tarım. Tarımda 5 yıl sonra kendine yeten, ihracatı yapan, tarım ürünlerinde ithalatı bitmiş bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz inşallah. Habire fabrika satmak yerine fabrikaları birlikte inşa edeceğiz inşallah. Gençlerimize sesleniyorum. Çok uyuz oluyorlar bu sözden. Ama söyleyeyim, bir gence iş bulmak bu devleti yönetenlerin görevidir. Dolayısıyla her birinize iş buluncaya kadar annenizin babanızın karşısında mahcup olmamanız için size vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi emeklileri de söylüyorum, onları da konuşacak.
Ya bak, Meral Akşener yokken kimse yüzde bakan yoktu. Şimdi yarışıyor. Şimdi ahan da bunu söylüyorum. Emeklilere her bayram 1500 lira, hay iyi bayramlar ikramiyesi vereceğiz. İyi bayramlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Göreceğiz hep beraber. Şimdi demin söyledim, Çorumlu borçlu. Biz Türkiye Dayanışma Fonu diye bir fon kuruyoruz. Türkiye'de 4,5 milyon insan şu anda takip altında. Haciz memurlarıyla karşı karşıyasınız. Bu Türkiye'de 8 milyar Türk lirası eden bir rakam. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bütün bu 4,5 milyon insanın içinde şehit ailelerinin, gazi ailelerinin, öğrencilerin, emeklilerin, çiftçilerin ve işsizlerin bu borçlarını bir defaya mahsus affedeceğiz. Ortadan kaldıracağız. Borçsuz arsız olacaksınız. Ama onun karşılığı, şimdi diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? E kolay. 8 milyar Türk lirası yapıyor bugünkü bütçenin karşılığı. Yani %1. Mehmet Şimşek diye bir başbakan yardımcısı var. Hani geçen gün dedi ya, fakir evlerinde, fakir evlerinde iftar maratonu başladı. Ayıp be ayıp. Ayıp. Eğer bir ülkede fakir varsa sizin ayıbınız. 16 senedir iktidardasınız. Ayıp. Fakir evlerinde iftar maratonu. Almayın evlerinize. Almayın bunları evlerinize. Şimdi bu Mehmet Şimşek, bu araba kiralanma işlerine laf ediyorduk biz. Yapmayın etmeyin. Bir gün döndü dedi ki, ya bu pahalı arabalar var ya devletin kesesinden. Meğer onlara ödenen para 8 milyar Türk lirası. Ve bu da fındık fıstık parasıymış. Aham da işte. Bakan eşlerini, bakanları, onların çoluğunu, çocuğunu, müsteşarları, müsteşar eşlerini, müsteşar çocuklarını, devlet çiftlik çiftlik oldu sizin paranızla. Çoluk çocuk kiralık devlet tarafından kiralanmış lüks araçlarda geziyor. Hepsini indireceğim aşağıya. İnin aşağıya, inin aşağıya. Ve o parayı size vereceğim. O parayı size vereceğim. Bak, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? En çok kadınlar söylüyor. Ay yok. Şimdi bak, medya lale olmuş durumda. Katiyen duymazlar. Çok komik bir şey söyleyeyim. Dün Kayseri yıkıldı. Orada TRT 38 saniye beni göstermiş. Tam 38 saniye. Dolayısıyla yok yok, yuhlamayın. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Orası da bir çiftlik. O çiftliği satacağım, satacağım. TRT'yi satacağım. Parasını size vereceğim. Ya 38 saniye. Ya o hiç önemli değil be. Benim milletim var. Sizin ekranlarınız olabilir. Benim milletin meydanları var, meydanları. Dolayısıyla işte Çorum meydanı. İşte Çorumlular. İşte Çorumlular. Dolayısıyla bileğinizin gücü yetiyorsa anda doldurun. Şimdi burada belediye otobüsüyle gelen mi var? Herkes kendi imkanlarıyla geldi. Ama en önemlisi kadınlar bu işin lokomotifi. Biz halledeceğiz bu işi, hiç merak etmeyin. Birlikte halledeceğiz, birlikte. Ve size söz veriyorum. Çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri, kadınlara tecavüzler, kadınların gece gezmekten korkmasının önüne geçeceğim. Bir çocuğa el uzatanın o elini kırmazsam namerdim. Öyle ağır cezalar çıkaracağım ki göresiniz. Ben sıkı bir hayvan severim, biliyorsunuz değil mi? Ha, tamam. Yani onu söyleyemiyorum. Evet.
Şimdi geldik eğitime. Suriyelilere de geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Şimdi eğitim. İyi okul, kötü okul. İyi öğretmen, kötü öğretmen. Zengin çocuk, fakir çocuk. Devlet okulu, özel okulu. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir eğitim sistemi olabilir mi? Adam gece kafası atıyor, sabah kalkıyor, teoku değiştiriyor. Binlerce öğrenci ne yapacak? Binlerce öğrenci ne yapacak? O güne kadar çalıştılar. Herhalde torunu dedi ki, dede bu iş iyi değil. Şimdi zavallı Milli Eğitim Bakanı, vallahi taksi durağında çay içerken öğrendi. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Sayın Erdoğan yoruldu. Yorgun bir otobüs şoförüdür. Şimdi size soruyorum. Yorgun, uykusuz bir otobüs şoförünün otobüse biner misiniz? Ya ehliyeti yoksa biner misiniz? Yani her ikisi de. Her ikisi de. Dolayısıyla bu yorgun şoförü bu otobüsün içinden indireceğiz inşallah birlikte 24 Haziran'da. Şimdi eğitimi birinci önceliğimiz yapacağız. Eğitim gençlerin geleceğidir. Gençlerimizi uluslararası anlamda yaşıtlarıyla rekabet edebilir okullarda okutacağız. Öğretmenlerimizi iyi veya kötü diye ayırmayacağız. Bu kadar öğretmen yetiştirdin. O okulları sen açtın. Yok efendim sözleşmeli öğretmen. Batman'da bir öğretmen kızla tanıştım. Kendisi Batman'da, kocası Mardin'de, 3 yıllık evli. Birbirlerini göremiyorlar. Günah be günah. Sözleşmeli öğretmenmiş. Şimdi öğretmen dediğiniz meslek grubu çocuklarımıza emanet ettiğimiz insanlardır. Onların hepsi kadrolu olmak zorundadır. Evlatlarınızı nasıl emanet edeceksiniz? Kendi kafası yerinde olmayan bir gencin eline. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. Eğitim, adalet, adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve buna bağlı olarak ekonomi. Ekonomiyi yöneten güvendir. Eğer siz güvenilirseniz ekonominiz güvenir. Ekonominiz uçar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sorular çalındı. Çalanlar hakkında bir fikriniz var mı? Yok. FETÖ'cüler dendi ama piyasada yok. Peki o çalınan sorularla işe yerleştirilmiş insanlar ne yapıyor? İşlerine devam ediyor. Peki sizin çocuklarınız, hakkını kaybeden o gençlerin durumu ne oldu? Onlar gitti. Buradan ilan ediyorum. Çalınan sorularla ilgili olarak hakkı zayi olan o gençlerin hakları iade olunacak. Devlet dediğim böyle bir şeydir. Ama şimdi şöyle, adama da çok suç atmayalım, çok saf. Gelen kandırıyor, giden kandırıyor. Şimdi FETÖ'cüler kandırdı. PKK kandırdı. Merkel kandırdı. Barzani de kandırdı. Hatırlıyor musunuz Barzani ilanı? Her önüne gelen kaldırdı, kandırdı. Kandırıla kandırıla bir hal oldu. Ama ben de bir şey soruyorum. Tabii eski İçişleri Bakanıyım, devlet yönettim. Ya kardeşim, bütün bunlar olurken, Türkiye yol geçen anına dönmüşken sen bostan korkuluğu muydun? Sen ne işe yarıyorsun? Bir işe yarıyor kardeş. Bak, iyi bir işe yarıyor. Yandaş müteahhitin cebini doldurma. Ben size bir şey söyleyeyim. 450 milyar dolar borç, 70 milyar dolar özelleştirme, 2 trilyon dolarlık da vergi var 16 yılda. Cebinize kaç para girdi? Yok. Ama yandaş müteahhitler böyle. Şişti cepler, şişti. Şehir hastanelerini mi söylüyorsun? Söyleyeyim. Sahibi devlet değil, sahibi yandaş müteahhit. Efendim havaalanı mı? Bak, Çorum'a havaalanını ben yapacağım ama devlet eliyle yapacağım. Vermeyeceğim yandaş müteahhite. Vermeyeceğim yandaş müteahhite. Ona müşteri garantisi vermeyeceğim. Devlet yapacak, devlet. Eğitim,
Oğlum, kızım, eğilemiyorum ki. Eğilebilsem böyle olmayacaktı. Baksanıza, basın medya bana kapalı. Herkes bana bağırıyor. Ersan, ama neyse, bağırılmak iyidir ya. Şimdi Sayın Erdoğan, Allah muhafaza, bana Meral kardeşim dese ne yaparım? Aman, aman. Bastığı yerde ot bitmiyor. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Şimdi düşünün, düşünün. Esat kardeşim dedi, Esat'ın başına gelmedik kalmadı. Zavallı Kaddafi uçtu gitti. Saddam uçtu. Yahu kardeşim dedi, herkes uçtu. Berlusconi'ye kardeşim dedi, nikah şahitleri yaptı. Berlusconi kendini hapisten zor çıkardı. Onun için bana demesin, kardeşim kardeşim demesin. Evet, şimdi ben aramıza il başkanımız başta olmak üzere adaylarımızı davet etmek istiyorum. Sungurlu Belediye Başkanımızı davet etmek istiyorum. Belediye meclis üyelerimizi davet etmek istiyorum. Daha sözümü bitirmedim. Bakalım şimdi görecekler, size not verecekler. Şimdi bana diyorlar ki, sen bu ülkenin, ayrışmış bu ülkenin insanlarını nasıl birleştireceksin? Ben de kolay diyorum. Nüfus cüzdanı yanında olanlar var mı? Çıkarın. Bu ne biliyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz? Bu ülkenin tapusu tapusu. Her birinizin üzerinde hakkı olduğunuz tapusu tapusu. A da bu. Reis de bu. Paşa da bu. Ve tek torpiliniz bu. Allah şahit olsun ki. Allah'ın huzurunda karşınızda söz veriyorum. Bu cüzdanın dışında, bu nüfus kağıdının dışında, Cumhurbaşkanlığımda hiçbir şeye, hiçbir torpile, vallahi de, billahi de, tallahi de ihtiyacınız olmayacak. Ve Cumhurbaşkanı seçildiğim gün, hemen ertesi gün olağanüstü hali kaldıracağım. Işıklar ve Kuleli Askeri Liselerini açacağım. İtibarsız hale getirilmiş ordumuzu yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağım. Polisimizin devletin polisi, bürokratın devletin bürokratı, askerin devletin askeri olduğu bir sistemi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunlar yanlış yapıyor. Sizin doğurduğunuz çocuklar bu iktidarın yaptığı yanlışları, hataları düzeltmek için can veriyor, ter döküyor, emek sarf ediyor. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak gazilerimize sağlık şifa versin. Şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Ve bizlere inşallah hak etmiyoruz ama şefaat etmelerini nasip etsin. Evet, şimdi bak, evet, Abdülkadir Şahiner. Şimdi şöyle bir özelliği var. Benim abimin erkek kardeşi, rahmetli abimin erkek kardeşi, dolayısıyla birbirimize emanetiz. Ben de ona dedim ki, artık bu ablanı niye bekletiyorsun? O da beni kırmadı. Allah razı olsun. Şimdi İyi Partili oluyor. Cenab-ı Hak mahcup etmesin hiçbirimizi. Burada da, ben dur şey takacağım, yok kaçmak yok. Burada da hem belediye meclis üyelerimiz hem de milletvekili adaylarımız var. Onları da size emanet ediyorum. Şimdi benim iki şapka olunca çok zor bu işler. Birisi millet genel başkan yardımcısıyım, milletvekilleri için oy istiyorum. Diğeri de ben cumhurbaşkanı adayım, kendime oy istiyorum. Ve ikinci turda şu soruyu sordurun arkadaşlarınıza. İkinci turda Tayyip Bey karşısında kimi istemez? Cevap belli. Onun için iki oyunuza da talibim.
Allah bizi utandırmasın. Allah sizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Ve inşallah Çorum yüzünü güneşe dönecek. Güneş çıktığı zaman ampuller sönermiş. Verin bakayım bana.